Merhabalar, sevginin sofrasına hoş geldiniz. Bugün soframda güzel kahvaltı tarifim olacak gene. Mantarlı omlet yapacağız. Öncelikle şöyle küçük mantarlarım var, 9-10 tane kadar. Şöyle güzel bir de mantar temizleme fırçası buldum, aldım. Hep yıkıyordum ama olmuyor. Yıkamamak lazım aslında mantarı. Ama yıkamadan da böyle fırçalamayınca olmuyor. Bezle, kağıtla sildiğiniz zaman tam bir temizliğe ulaşamıyorsunuz. Yapışıp kalıyor üzerine. Ama böyle fırçayla çok kolay oluyor gerçekten. Ya da tek tek soymanız gerekiyor kabuğunu. Soyduğunuz zaman da oyalanıyorsunuz bayağı çok. Bu fırçalar çok kolaylaştırıyor. Gördüğünüz gibi tertemiz oluyorlar böyle. Bir kişilik olacak omletim bu arada. Onun için malzemeler de bir kişiye göre. Şöyle yarım küçük bir parça kırmızı kapya biber ayarladım. Bir tane de Charleston biber ayarladım en küçüğünden. Onları da şöyle incecik dileceğim, doğrayacağım. Mantarlarımı da aynı şekilde ince ince dilimleyeceğim. Evet, hepsi hemen hazırlar 2 dakika içerisinde. Ayrıca şurada 2 tane yumurtam var. Ona hemen 2-3 yemek kaşığı kadar süt ekledim. Böyle 1 çay kaşığı kadar tuz ekelim. Biraz da seviyorsanız karabiber ekleyebilirsiniz. Hemen şöyle bir çimlik diyebilirim. Sonrasında çatalla biraz çırpalım. Ve bu kadar yeterli. Üzerlerinin köpürmesi yeterli. Şimdi diğer tarafta tavamı ısıtmıştım. Hemen omletimizi yapmaya başlayalım. Küçük bir parça tereyağı ekleyip eritelim. Hemen sebzelerimizi ekleyip kavrulmalarını sağlayalım öncelikle. Mantarlarım ve biberlerim dış yüzeyleri hafiften kızardılar gibi görüyorsunuz. Artık yumurtayı ekleyip omletimi hazırlayabilirim. Tekrar şöyle küçücük bir miktar yağ koyalım tavamızın tabanına. Omletimiz hazır. Hemen şöyle servis tabağımızı alalım. Yanına da birkaç dilim de peynir ekleyelim. Domatesler ve yeşilliklerle beraber çok güzel bir omlet oldu gördüğünüz gibi. Evet, şöyle içini de göstermek isterim. Nasıl olduğunu. Görüyorsunuz gayet güzel pişmiş durumda. Mantarlarımız da çok güzel kızarmış durumdalar. Ve afiyetle yiyoruz. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde içi de dışı da kızardı ve pişti omletimizi. Afiyet olsun diyorum sizlere de. Teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Bir başka güzel tarifte yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın. Lütfen aşağıdaki paylaş butonuna tıklayarak videomu sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı ihmal etmeyin.